Herkese merhaba işi robot izleyenleri. Bu masada Android dünyasına ait ya da farklı cihazlara ait cihazları kullanmaya, deneyimlemeye, sizlere ilk elden haber etmeye devam ediyoruz. Bu sefer elimde çok farklı bir ürün var. Gentle Monster Huawei. Huawei'in akıllı bir gözlüğünü kutusundan çıkartacağız. İşte geçmişte hep Google Glass olacak, gözlüklerde ekranlar olacak, işte biz onlarla konuşabileceğiz, artık telefona ihtiyacımız falan yok derken somut örneklerden bir tanesi Huawei tarafından karşımıza çıkartıldı. Bu arada bu ürün çok yeni değil, onu söyleyeyim. Şu anda satın almak isterseniz de satın alabiliyorsunuz. Link bulabilirsem açıklama kısmına bırakacağım ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Güncel fiyatı kontrol etmek istediğimde gözlüğün 6300 liradan 4999 liraya indirime girdiğini gördüm. Yani karşımıza biraz pahalı bir gözlük var. Bu arada şunu söyleyeceğim. Aykut bir yıl boyunca o bir marka var ya, meşhur bir gözlükçü markası, her AVM'de bulunan, orada çalışmış ve gözlüklerden anlıyor. Yani iyi bir gözlük, kaliteli bir gözlük en fazla ne kadar olur şu an? En pahalı 1500 liraya gördüm ben. Tabii içindeki mercek hariç bu arada, onu söyleyeyim ama de bakalım yani, şimdi işin goy goyu bir yana 4999 liraya kutudan neler çıkıyor bir bakalım. Hemen şöyle kutunun üstündeki jelatini yakından alır mısın? Şöyle bir açmak istiyorum. Gerçekten bu işin en zevkli kısmı şu jelatini şöyle açmak, tamam mı? Bak nasıl açılıyor. Görüyor musun? Bu arada kutu bile çok iyi. Yani bazı arabalar vardı sert plastikle gelir ya. Kutu öyle değil. Kutu daha yumuşak bir plastikle gelmiş olabilir. Bayağı kaliteli kutu. Hani şöyle üstündeki yüzeyi de sizlere göstermek istiyorum. 5000 liraya bir gözlük aldık tabii ki. Bu normal bir şey. Şöyle kutudan çıkartıyorum ve bu gözlüğün kılıfı arkadaşlar. Gözlüğe birazdan yakından bakacağız. Bu kılıfın içerisine koyuyorsunuz, öyle şarj oluyor. Şimdi buradan çıkartacağım. Şöyle bakalım neler var diye. Bir şey diyeceğim. Yani şunu bak, şöyle bir kağıda, bu kağıt değilmiş bu arada, mendilmiş. Şöyle bir kağıda bir QR kod koy ve bunların hepsini PDF şeklinde okuyabileyim. Bu gözlük milyonlarca adet satılıyor. Yani milyonlarca adet cihaz satılıyor. Çok güzel olurdu. Bu eleştirileri tüm markalara yapıyorum. Burada da kutudan gözlüğü şarj etmek için bir işlevimiz var. Bakın Type-C'yi takıyorum. Gördün mü? Kutuya Type-C taktım biraz önce gözlük kutusuna. Bunu bir adaptöre taktığım zaman şarj oluyor. Kutudan tabii ki adaptör çıkmıyor artık. Bunlara alıştık. Burada herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Hani insan bu kutudan bir şeyler daha çıkmasını bekliyor. Çok açık ve net bir şekilde onu da söyleyeyim. Hemen şöyle alayım. Şu var ya, mendil ofiste çok değerli olabilir ekranları silmek için ama tabii ki bu gözlüğü artık kimi kullanır bilmiyorum ama ben kullanmam yani. Normalde Huawei'in birçok ürününe deyim yerindeyse çöküyorum ve kullanıyorum ama bu gözlüğü kullanmam. Düşünsene, 5000 liralık gözlüğü ofisten alıyorsun ve bir yerde kaybediyorsun. Kafayı yersin. Ben daha evdeki gözlüğümü bulamıyorum şu an nerede olduğunu. Gel şöyle bir yavaş yavaş kutusundan çıkartalım. Şöyle geliyor. Şöyle devam ediyorum. Ve gözlük bu şekilde karşımıza çıkıyor. Burada da hani gözlüğü herhangi bir şey olmasın diye özel bir yapı var. Ve bakın Huawei'in gözlüğü burada. Üzerinde bayağı bir plastik koruyucu var. Onları tabii ki çıkartmam gerekiyor sizlerle beraber kullanmadan önce. Bu gözlüğün bu arada şu detayını vereceğim. Buradaki bağlantı mesela kaliteli bir titanyummuş. Gözlük çerçevesinin yan taraflarında bulunuyor ve esnekmiş. Yani bunu kolay kolay kıramıyor musun burası? Bunun adı ne? Sen gözlükçe çalışmadın mı? Tamam mı? Oranın bir adı yok mu? Şimdi ben müşteri gelse, ben burayı kırdım dese, yedeği var mı dese, arkadaşına neyin yedeği var mı diye soracaksın. Sapın. Sapın yedeği, tamam. Aykut, beni rezil ettin Aykut. Bu kadar dövdük seni kardeşim ya. Şimdi devam ediyorum. Üzerindeki plastikleri çıkardım. Burası özel bir yapı. Yani gözlükte çok normal olmayan bir yapı var burada. Dokunmatik sensörü, diyafram, tutma sensörü ve kaydırma sensörü gözlüğün buralarında bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi buralarda da örneğin bir işte size ses verebilecek bir yapı var. Burada da ses verebilecek bir yapı var. Ayrıca burada mikrofonla görebiliyoruz. Bu gözlük ses kaydedebiliyor. İlk defa gözüme takacağım. Nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Bana söyle, tamam mı? Yakıştı mı? Büyük mü oldu? Gayet iyi. Nasıl ya? Bir aynaya bakıp geleceğim. Gerçekten merak ettim. Kendime bakıp geldim, biraz büyük olmuş onu söyleyeyim ama tabii ki Huawei bu işte büyük gelme konusunu da önceden ayarlamış. Gözlüğü satın alırken kendi göz büyüklüğünüze göre model tercih etmeniz gerekiyor. Modeller arasındaki tek fark buradaki büyüklük oluyor. Kendimi çok garip hissediyorum. İlk defa böyle video çekiyorum bu arada. Hani herhangi bir şekilde ne fiyat değişiyor ne de ürünün özellikleri değişiyor. Bunun için de Huawei internet sitesine özel bir alan konulmuş. Oradan gözlük büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu gözlüğün özelliklerine. Bu gözlükle yapabileceğiniz şeyleri anlatmaya başlıyorum. Ardından da kısa bir deneyimleyeceğiz.
Şimdi gözlükle yapabileceğiniz şeyleri hemen söyleyeyim. Bir kere gözlüğe herhangi bir işte USB girişi sokayım, aman Type-C gideyim alttan, öyle bir dünya yok. Gözlüğü kullanıyorsunuz, böyle koyuyorsunuz, ardından kapağı kapatıyorsunuz. Bu gözlük kutunun içerisinde şarj oluyor. Bu gözlük tam 5 saat boyunca sizlerle beraber kalabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun üstünde ne ekran var, ne bir şey var. Hemen anlatayım. Bu gözlükle beraber yapabileceğiniz şeyler müzik dinlemek, birileriyle konuşmak ve ses kaydetmek oluyor. Ayrıca bu gerçekten en işlevsel. Yani sonuçta yaz ayındayız değil mi Aykut? Mesela araba kullanıyorsun, gözlüğün var ya da dışarıdasın, gözlüğün var. Bir de kulaklıkla uğraşmak istemiyorsun. Akıllı bir gözlüğün var. Takıyorsun. Birisi seni aradığı zaman yapacağın şey hemen buraya dokunmak oluyor. Ardından ya da müzik atlamak istersen de buraları kullanabiliyorsun. Sesli asistanı harekete geçirmek için çerçevenin sol tarafını iki kere basıyorsunuz mesela. Müziği oynatmak, duraklatmak için çerçevenin sağ tarafını iki kez basabiliyorsunuz. Aramayı cevaplamak ya da sonlandırmak isterseniz de her iki tarafa da iki kez dokunuyorsunuz. Ses seviyesi müzik atlama için de kaydırmanız yeterli. Yani sesin seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz ama burada benim duyduğum ses, mesela metrobüste birisiyle konuşuyorum. Oraya gidecek mi? Ya da metrobüs değil, yolda yürürken dışarının gürültüsünü çok alacak mı? Bununla denememiz gerekiyor. Hemen bir Huawei telefonu alıyorum ve eşleştirmeye başlıyorum. Bluetooth 5.2 ile hemen benim telefonuma bağlanacak. Bluetooth 5.2 de hem Huawei telefonlarda hem de bu gözlükte kullanılan en üst düzey teknolojilerden bir tanesi. Ondan bahsetmiş olayım. Şu anda Haziran ayına yaklaşmışken İstanbul'un güneşli bir gündeyiz. Tepeden bulut var, hem güneş var ama normalde gözümde güneş gözlüğü olmasaydı, yani aslında güneş gözlüğü demek biraz ayıp oluyor 5000 liralık bir gözlüğü, ama olmasaydı gözlerimi kısarak sizlere bakmam gerekiyordu. Şu anda gayet rahatım. Şimdi burada tabii bir güneş gözlüğünün önemli materyallerinden birisi de buradaki cam, ama Huawei'nin hani teknolojide zaten isminden de anlayabildiğiniz gibi kötü bir materyalle karşımıza çıktığını kesinlikle düşünmüyorum, ama cam konusundan Aykut kadar anlamadığım için size cam değil teknolojiyi anlatıp buradan gitmeyi planlıyorum. Ben Huawei gözlüğü P30 Pro telefonuma bağladım ve sizlerle beraber AI Life uygulamasıyla bu gözlüğün özelliklerine bakmak istiyorum. Şimdi burada bağlandığı görüyoruz. %55'lik bir pil ömrüm var. Bu da şu manaya geliyor. Takriben 2 saat 2,5 saat daha bu kulaklıkla müzik dinleyebilir ya da kullanabilirim. Ben tabii ki buraya gelmeden önce hani denemek istedim nasıl diye. Arkadaşlarım da merak etti, denedi. Çıkardığınız anda gözlerim kamaştı bu arada, bayağı fark ediyormuş, geri takacağım. Anlıyor ve kulağınıza taktığınız anda, Huawei kulaklık kullanıyorsanız bilirsiniz, yaptığı ilk şey ses çıkarmak oluyor. Yani senin taktığını anladım demek oluyor. Ardından da müziğe devam ediyor. Çıkardığınızda müzik duruyor, taktığınızda müzik devam ediyor. Buradaki kontrolleri kullanmak gayet güzel. Herhangi bir şekilde elim değer bir şey olur gibi korkmanıza gerek yok. Şuradan uçtan tutarak çıkartabiliyor ve tekrar takabiliyorsunuz. Taktığınızda zaten otomatik çok hızlı bir şekilde anlıyor. Kısa yollara baktığımız zaman buradaki menüleri değiştirebiliyorsunuz. AI Voice'u uyandırabiliyorsunuz. Sesli karşılamaya baktığınız zaman gözlükleri takarken sabah öğle akşam saatlerinde karşılamaları bana gösteriyor. Ama İngilizce ve Çince ve anladığım kadarıyla da Japonca var burada. Türkçe yok maalesef, biliyorsunuz. Hani tüm versiyonlarda güncel. Dinamik arama ses seviyesi de şu işe yarıyor. Ortamdaki gürültü seviyelerine göre otomatik olarak arama seviyesi artırılabiliyor ya da yazılabiliyor. Şöyle bir soruyu merak edebilirsiniz. Furkan, sonuçta kulağına takmıyorsun. Kulağının dışına ses geliyor. Nasıl bir ses kalitesi var? Şöyle söylemem gerekiyor. Müzik konusunda tatmin olmayacaksınız. Eğer müzik dinlemek istiyorsanız bu gözlükle hiçbir kulaklığın sesine ulaşamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani dışarıdan gelen bir ses var ve tabii ki takılı olmadığı için bası falan doğru bir şekilde veremiyor. O konuda üzüyor. Hani böyle kulağına tıp 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 çalacak bir müzik. Ve şöyle söyleyeyim. Dışarıdayken zaten ses o kadar gitmiyor. Tabii bu metrobüste değilseniz. Ama evdeyken odanın en ucundaki insanın bile sesi duyabileceğini söyleyeyim. Gözlükleri bul güzel bir şey. Gözlükleri bulamazsanız çok rahat bir şekilde buradan çıkan sesle beraber duyabiliyorsunuz. Yüksek kaliteli ses kaydı yapabiliyorsunuz. Kulaklıkların üzerinden mikrofon var. Hem hoparlör var. Hani hoparlör dediğimde bir sürücü, onu söyleyeyim sizlere. Takılabilir cihaz algılama, biraz önce bahsettiğim detaylar. Şimdi benim yapacağım şey şu olacak. Ben içeriden herhangi birisini arayacağım. Gözlüğün mikrofon kalitesini sizlere göstereceğim. Ve hani saçımdan da anlayabilirsiniz, devamı düşüyor. Bir rüzgar var ve yanımda da gürültü çıkartan bir şemsiye. Arkadan da geçen bir yol sesi var. Bakalım ses nasıl olacak. Alo. Hasan, sesim geliyor mu? Evet, gayet iyi geliyor benim sesim. Senin sesini hani yanımda bir kulaklık varmış ya da yanımdaymışsın gibi duyuyorum. Tam kulağın üzerinden ses geldiği için. Hani benim şu anda bir gözlükle konuştuğumu anlayabilir misin? Hayır, kesinlikle anlayamam. O kadar iyi geliyor yani. Gerçekten çok iyi geliyor. Tamam, yorumları kime bırakıyorum? Seyircilere bırakıyorum. Açıklama kısmında yazabilirsiniz. Bu arada şu an mikrofon üstünde değil. Hasan'ın hemen duvarın arkasında Hasan var. Hasan'ın yanında sesini duymuş olduk. Şu an gözümde gözlük yok, üstünde mikrofon da yok. Gözlük ve mikrofonu içeri bıraktık ve ben şu anda gözlüğün bağlı olduğu telefonu telefonla aradım ve sesimi oraya gönderiyorum. Sizlere anlatmak istediğim şey,
gözlük sesi dışarı nasıl veriyor bunu bir evde gösterebilmekte bayağı bir konuşmuş olduk. Bunu da anlamış olduk. Yorumlarına göre ses gayet iyiydi. Ben daha sesi duyamadım ama tabii ki merakla aşağı inince bilgisayar üzerinden sesi dinleyeceğim. Yani bir gözlükten karşı tarafla konuşmak gayet güzeldi. Onun sesinin de bana gayet güzel geldiğini söylemem gerekiyor. Anladığım kadarıyla Huawei burada gerçekten kaliteli sürücüler kullanmış. Ses gayet güzel geliyor. Müzik konusunda tatmin olmayacağınızı şimdiden söyleyeyim. Çünkü bir kulaklığın yanına yaklaşabilecek durumda değil çünkü ses dışarıdan cılız bir şekilde geliyor. Ama genel olarak gözlük hakkında şunu söylemem gerekiyor. Eğer gerçekten teknolojiyi kullanmak istiyorsanız 5000 lira bir bütçe verecekseniz tasarım bana yakıştı mı yani yüzüme yakıştı mı siz karar verin. Kendiniz de yani buna benzer bir gözlükle deneyebilirsiniz. Bu gözlüğü satın aldığınız zaman birileriyle çok rahat konuşabilir, ses kaydını çok rahat gerçekleştirebilir ve yapabileceğiniz müzik dinlemenin ötesinde çok da fazla bir şey yok. Ama şöyle söyleyeyim, buraya dokunarak birilerini arama rahatlığı, buraya dokunarak en azından bir podcast dinleyebilirim mesela. Bu arada dışarıdan simitçi geçiyor galiba, domatesçi olabilir. Hani şu anda 4. Levent'teyiz arkadaşlar. Neyse işin samimiyeti videonun goy goyu bir yana. Ben Huawei gözlüğü hani başarılı buldum. Sonuç olarak başarısız hiçbir özelliği yok. Karşı tarafı sesi çok iyi gönderiyor. Dışarıdan ses veren bir aygıt olarak sesin gayet iyi geldiğini, sesi çok kaliteli kaydettiğini ve 5 saatlik sürenin de bence yeterli olduğunu söylemem gerekiyor. Ayrıca güneş gözlüğü olarak da sevdim. 5000 lira olmasaydı kullanırdım ama 5000 liralık bir gözlüğü herhangi bir yerde unuturum diye kesinlikle kullanmayıp bu ürünü depoya kaldıracağım. Normalde Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeBuds Studio gibi tüm ürünlere çantamda taşıyorum ve kullanıyorum ama bu gözlüğü depoda bırakmayı düşünüyorum. 5000 lira verir miydiniz, vermez miydiniz? Karar sizin. Yorum yazıp abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up.